Hello. Aslında bu videoyu nasıl editleyeceğim? Neyi ne zaman izleyeceğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında hiç böyle başlatmayacaktım. Sadece alışveriş videosu gibi yapacaktım ama böyle annem, arkadaşlarım falan merak ediyor diye böyle bir hafta sonu günümü çekeyim dedim. Videoda ne olacak şimdilik bildiklerim? Kahvaltımı ettim. Hafif bir hazırlanacağım. Aslında hazırlanmadan çekmek istememiştim ama çektim gitti yani ne yapayım. Hafif bir hazırlanacağım. Giyineceğim. Sonra çıkacağız. Biraz alışveriş ki. Dün maaş günümdü. Haftalık alıyorum maaşımı. Biraz alışveriş ki. Ondan sonra eve geri geleceğim. Sonrasında ise bütün alışverişlerimi göstereceğim size. Sesim kötü olabilir. Saat şu an 8:30. Allah kahretsin. Alışmışım erken uyanmaya. Bu arada ben geleli bir ay, bir hafta bitti tamamen. Her şeye alıştım sayılır. Sadece dilim düşecek yine ama ehliyetle ilgili çok sıkıntılar çekiyorum. Burada bir ırkçılık söz konusu. Normalde benim manuel ehliyetim var. Bilmiyorsunuz siz onu. Instagram'da olsanız bilirdiniz, yazıyorum buraya. Normalde benim manuel ehliyetim var. Manuel araba kullanabiliyorum yani. Pırıltı. Burada bana verdikleri araba Jeep. Otomatik yani. Diğeri de minivan. Honda'nın bir modeli. O da otomatik. Ben sınava minivanla gireceğim. Çünkü çocuklar için minivanı kullanıyorum. Girdim. Ne gireceğim? Jeep'i de günlük hayatım için kullanıyorum. Şimdi zaten onunla gideceğiz. Onu bıraktılar bana. Neyse arkadaşlar. Otomatik arabayla girdiğim sınavdan 2 kere kaldım. Ve son saniyeye kadar bana geçmişim gibi davranıp. Son saniye iyi canım ya bir daha gelsen falan yapıyorlar bana böyle. Aşırı moralimi bozuyor bu durum. Ama hallettim. Türk ehliyetimi burada ulusal International diye çevirip 3 ay kullanabiliyorum. Onu yaptıracağım. Çünkü beni en çok gelen şey 3.ye kalırsam 1 ay boyunca beklemek zorunda kalacağımdı. Bu çarşamba sınavım var. Bakalım göreceğiz. Başka ne diyecektim? Evet, çok sessiz ve boş. Çünkü biz Florida'ya taşınıyoruz. Sanırım 1,5 ay ya da daha kısa bir süre sonra. Çocukların okulu bitince. O yüzden yanında kaldığım aile Florida'ya ev bakmaya gitti. Tutmaya gitti. Yani tutup geri gelecekler. Pazartesi sanırım. Çocukların hepsi de burada kaldığım annenin ana yani çocukların anneannesinde kalıyor çocuklar da. Öyle yani. Ben de takılıyorum. Dün gece biraz korktum. Biraz bilmiyorum. İnsan tek başına olunca korkuyormuş biraz. Başka ne diyecektim? Öyle yani. Alışveriş videosu. Dışarı çıkacağız. Biraz şeyi gösteririm. Gideceğim alışveriş merkezini gösteririm. Buranın böyle boynun erimsi gibi bir yer. Böyle Calvin Klein'lar, her şey böyle bir arada markalar. Kendi markası falan da var. Oraya gideceğiz. Görürsünüz artık siz de. İndirim kuponları falan da var. Güzel bir alışveriş yapacağız. Asıl siz bir hafta, 1,5 hafta bekleyin beni. Shein var ya, Shein. Arkadaşlar Amerika'dayım. Amerika'daki insanlara sordum. Shine değil, Shein. Tamam mı? Shein. Alışveriş yaptım ama küçük bir alışveriş yaptım çünkü zaten bayağı alışveriş yaptım ve ihtiyacım yok. Sadece hiçbir şey pahalı gelmiyor bana. Sıkıntı burada birim olarak baktığım için ve kendimi tutamıyorum. Bu yüzden kendimi tuttum. Şimdi biraz daha tutmayacağım. Sonra bir daha tutacağım. Anlaşma bu yönde. Gene dilim düştü. Dilim değil, gene çenem düştü. Neyse, hazırlanırken görüşürüz. Bir de normalde hafta içi bu kadar uzun kahvaltı hazırlamıyorum tabii ki. Burada böyle kahveler var. Bunlarla böyle vanilya sütü ekleyip kahve içiyorum. Şu an yapmayacağım çünkü Starbucks'a gideceğiz zaten. Sizi götüreceğim. Şu kremayı kullanıyoruz işte. Ondan sonra bir de şunu yiyorum. Hafta içleri sabah vaktim olmadığı için. Şunları. Granola ile beraber bunları yiyorum. Bir de bunun Türk markası olduğunu biliyor muydunuz? Türk markası ama daha çok satış yapmak için kendini Yunan olarak tanıtıyor çünkü biliyorsunuz ki Türkleri sevmiyorlar. Böyle siyah normal bir krop giydim bir de. Eşofman giydim. Dedim rahat olayım. Böyle hazırım şimdi. Normalde saçımı toplamak yoktu kafamda. Ama şu ilk kez kullanıyorum. Galiba biraz fazla aldım. Sanki böyle bir yağlandırdı gibi. O yüzden topladım gitti.
Giderim. Makyaj da yapmadım yani çok. Suyumu aldım, anahtarımı aldım, ceketimi aldım. Çıkıyorum. Çünkü biraz soğuk geldi gözüme. Hadi bakayım. Akmaca birlikte. Allah kahretsin. Bile isteye saçımı yağlandırdım ya. Neyse belki kuruyunca geçer. Ay, açmışım yemin. Aslında amacım buraya gelmek değildi ama yolda görünce aklıma geldi biz. Bu benim çocukların annesiyle. Ayağım da hala frende. Manuel araba alışkanlığı. Çocukların annesiyle buraya gelmiştik. Vallahi market mi, AVM gibi bir şey mi, kıyafet var mı hatırlamıyorum. Ama bir uğrayayım dedim. Nasıl bütün gün boşum yani, saat daha 10 falan. O yüzden buradayız. Şimdi çıkıyorum. Neredeyim görünmüyorum bile şu an. Bakalım nasıl fark etmişim. Gerçekten park etme konusunda biraz daha çalışmam lazım. Anahtarı şimdi çantama koydum ya, arıyorum hala. Bakacağım, içine de bakacağım illa. Psikolojim bozuk çünkü. Arabayı kilitlemeden de. Bu arada bunu da dün aldım. 10 dolardı. Aha, etiketi duruyormuş. Let's go. Yani kötü değil. Biraz daha öne gelebilirim aslında. Geleyim hadi, arkaya biri park ederse şey olur. Biraz daha öne geleyim. Evet, doğru yerdeyim. Kıyafetler falan var ama. Müzik çalıyor, telif yerim, o yüzden gösteremeyeceğim. Nike eşofman. 50'den 35'e düşmüş. Ya bu Adidas'ların gerçeğinin bile bana çakma gelmesi bir Türk travması mı? Çok çakma durmuyor. Aşırı komiğime gidiyor. Asla giyemeyeceğim Adidas galiba. Burası böyle indirim reyonu. Ve bulduğum şeye bakın. Levi's Hoka. 60'tan 32'ye düşmüş. 60 da pahalı değil zaten ve 32 dolar. Bunu kaçırmamam lazım. Böyle pijama bölümündeyim. %50 indirim var. Mesela direkt buna bakın. Direkt 23'e düşüyor ve altlı üstü takım yani. Harika. Burada bir alana bir de bedava var. Şöyle alıyorum. Çok ihtiyacım var zaten. Ben bunları çok bol seviyorum. Bu da small. Yani hani şöyle şurada bitenleri seviyorum. Çok güzel ve çok ucuz. Bakalım alacağım mı? Evde görürsünüz. Okay. 4 parça bir şey aldım. Bir de bana böyle 20 dolar indirim verdi. Direkt yani 20 dolar, hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Kadın o kadar tatlıydı ki. Dedi işte Türklerin ben böyle bu kadar nazik olduklarını falan bilmiyorum dedi. Arkadaşlar, insanların görüşlerini değiştiriyorum. Aşırı mutluyum, çok tatlı bir kadındı. Eşyaları arabaya getirdim, şimdi diğer mağazalara gidiyorum. Abla seni üzmek istemem ama hem gold hem pembe bir şey. 9 dolar ve indirim var, yani 5 dolar. Bu video ablam içindir, geçebilirsiniz. Abla şunlara bak, 15 dolar. Çıldırırsın gelsen buraya. Diğer mağazalar marketmiş. Şimdi o dediğim asıl yere gidiyorum. Belki diye bir yer var ya, oraya gidiyorum. Park yerinde hatırlama videosu. Deryacığım belki burada. Çıkıyorsun. Hemen ilk sağ. Aynen. Buraya gidiyoruz. Aslında dünden kalan, dün pizza yapmıştım akşam. Dünden kalan pizzayı yiyecektim. Abla bu kadar mı? Onu yiyecektim ama belki dışarıda yiyebiliriz öğle yemeğini. Hem size de fiyatları göstermiş olurum. Biraz ağlayabiliriz hep beraber ülkemizin durumuna ama göstereyim size ben fiyatları. Ay kardeşim izlesin bu videoyu. Berkant izle bu videoyu. Hiçbir şey bulamadım. Biraz yaşlı yeriydi. Şimdi şöyle Chick-fil-A var. Benim burada en sevdiğim tavuk hamburgercisi. Tabii denediklerimin içinde en sevdiğim. Ama bir arabayı kontrol edeceğim. Alışkın olmadığım için bazen kitlemeyi unutuyorum. Bir de ceketimi alacağım. Soğuk. Ne alakaysa. Dünyanın en salak insanına hoş geldiniz.
Salak gibi siparişim hazır. İsmimi Daniel yapmışlar. Daniel. Bir de heceledim ha. Yanlış heceledim demek. Bir saattir bekliyorum boş yere. Diyorum ki herkes geldi gitti. Benimkisi nerede? Kız diyor ki aa diyor burada diyor. Benim kusura atmayın reis buradan değilim ben. Burada yaşamıyorum. Şimdi göstereceğim olduklarımı. Arabada yiyeyim dedim. Niye eve gideyim ki? Bir günüm var yani. Şöyle tek başıma. $10 verdim bu arada. Bütün menüye bir de şey eklettim. Peynir eklettim. Ama bu sağlıklı olan versiyon. O yüzden normalde yani $6-7 falan diğerleri. Papaz gibi olanlar. Bu ızgara tavuk. O yüzden. Pahalı değil de işte bize göre. Buraya göre pahalı. Bir şey diyecektim size ama unuttum. Ne hakkın? Ha buradan hiçbir şey bulamadım alacak. Yemeğimi yiyeceğim. Büyük ihtimal eve gideceğim ya da Starbucks'a uğrarım. Bilmem. Şimdi konuştuktan sonra yemeğimi yedikten sonra annemi arayacağım. Şöyle göstereyim. Oruçluysanız özür dilerim. Büyük ihtimal bayram olmuş olacak ben atana kadar ama. Şöyle böyle aynı Popeyes patatesi gibi patatesi var. Mukbang yapıyor gibi hissettim şu an. Bir de kolam var. Hepsi $10 tuttu. İçinde vergi de var. Yani $9. Şimdi yiyeyim ben. Yedikten sonra bir annemi arayayım. Sonra tekrar atacağım size. Ne diyeceğimi hatırladım. Lütfen aldıklarımı telefondaymış. 10 ile 15 ile çarpmayın. Çünkü ben burada para kazanıyorum. Ve bu insanlar bu kadar para kazanıyor. O yüzden 15 ile çarptığınız fiyat değil yani bunlar. Yani bu 150 lira falan değil yani şu benim. Biliyorum zor. İnsan alışamıyor cidden. Her şey gözüne ucuz geliyor falan ama işte mesela $25 burada pahalı bir şey. Bir yemek için. O yüzden alışmak gerekiyor. Biraz süre geçmesi gerekiyor. Biliyorum biraz bizde inkar etme var. Yok ya olur mu öyle şey? Nasıl Nike Tight $15 olur falan? Ben de yaptım yani. Ama lütfen çarpmayın. Ki ben burada asgari ücretin 1/4 kazanıyorum. Yani düşünün ben 1/4 kazanarak neler yapıyorum burada. Elimde iPhone 13 Pro var daha şimdiden. Alışveriş yapıp duruyorum. O yüzden çok üzgünüm. Ülkemi çok seviyorum. Bir yazmış bir şey kurtulduk bilmem ne falan filan. İşte ne? Vefasızlar falan. Ne alaka? Ben ağlamıyorum yani. Ben de ülkemi özledim diye ağlıyorum. Ülkemin haline ağlıyorum yani açıkçası. Ama bu benim suçum değil. Ay rahbiri düşüyor. Sandım. Benim suçum değil yani. O yüzden nefret kusacağınız kişi ben değilim açıkçası. Başka ne diyecektim? Unuttum. Bu videoyu bugün editleyip bayram günü atmam yok mu? Bayramınız mübarek olsun. Neyse diyeyim ben. Galiba bunu söyleyecektim sadece. Evet. Büyük ihtimal bir de sadece Starbucks'a giderim. Ama emin değilim. Gidersem açacağım zaten. Hadi bakalım başlıyoruz. Çok kolay bir video olmayacak editlemesi. Çünkü bunları ben alalı bir hafta oldu. Geçen hafta aldım galiba. Ve etiketlerin hepsini sakladım size göstermek için. O yüzden bir onları bulacağım, bir bunları bulacağım falan. O yüzden önce hediyelerden başlayacağım. Yanında kaldığım ailenin bana aldığı şeylerden başlayacağım. Şöyle Nike'larımız var. Bunları normal Air Max çocuk bölümünden aldım. Çünkü daha ucuzdu ve tıpatıp aynısı yani. Bunu bana buradaki çocukların yanında kaldığım ailedeki baba aldı. Ayakkabıların... Ya o kadar düşünceliler ki bana dedi ki ayakkabıların dedi havalimanında buraya gelirken mahvoldu büyük ihtimal dedi. O yüzden dedi sana ayakkabı almak istiyorum falan dedi. Ve bir tane de almadı yani. Bir de böyle kutusuna koyuyorum çünkü ne giydim. Bunlar alalı bayağı oldu. Bunlar galiba 3 hafta falan oldu alalı. Böyle normal siyah klasik yüksek taban Converse'ler. Valla ikisi $100 falan tuttu sanırım. Ben ödemedim. Başka hediye. Şu Ray-Ban gözlük. Şöyle işte normal, klasik. Bunu almadılar ama yanında kaldığım bu host anne dedi ki işte seviyor musun dedi Ray-Ban gözlük dedi. Dedi sana vereyim falan. Ona şey geliyormuş biraz küçük geliyormuş bana verdi o yüzden. Thank you. Başka hızlıca şunu geçeyim. Çünkü atmam gereken bir şey var bu kadar. Buraya geldiğinizde eğer gelirseniz Allah'ın izniyle. Eğer ki iPhone'unuz varsa kesinlikle takas yapın. Çünkü bende iPhone 11 vardı biliyorsunuz ve 64 GB falandı.
Ben dedim ki indirim yaparlar mı geri versem? Hostel'da yaparlar tabii. 200-300 yaparlar en az dedi. Arkada düşüyor. Ondan sonra neyse $800 saydılar benim şeyimi. iPhone 11'imi. Ve iPhone 13 Pro bu. iPhone 13 Pro 256 GB olması lazım. Yani bunun üzerine $300 ekleyerek aldık. Yani şu telefonu sadece $300 aldım. O yüzden söyleyeyim dedim, belki işinize yarar. Başka şunlar hediye. Ama bunların fiyatlarını biliyorum. Çünkü beraber gittik. Neyse ben şöyle şöyle gideceğim, tamam mı? Böyle ben üzerlerine yazmıştım fiyatlarıyla. Nerede mavi uzun tişört? Bu tişörtü host anne aldı bana. Tight'la giymek için falan. $34 bu. Ki pahalı. American Eagle diye bir marka. Oradan aldık. Bu $34. Birinden kurtulduk. Ne? Mavi. Mavi uzun askılı. Hemen bulalım. Bu da yine aynı markadan. Bu da $20. Yine bir askılı için pahalı burada. Ya bu marka sanırım pahalı. Kaliteli bayağı kumaşları. Şöyle askılı ama göbeği açık değil. Niye söyledim? Böyle bir detay bu da. Söyledin mi fiyatını? Bu da $19.95. Aa, onunla bir tane kombinim var. Hemen gelsin şuraya. Geldi mi? Geldi herhalde. Sonra bu da aynısı. Büyük ihtimalle aynı fiyat. $19.95. Aynı marka. Aynı para. Diğer mavi aynı para. $19.90. Sonra şu turuncu tişört. Bunları ben ödemedim. Tekrar söylüyorum. Bu turuncu tişörtü de anne aldı. Bu da $34.95. Yine aynı mavi uzun tişörtle birlikte aynı fiyat. Başka... Bu neymiş? Kot ceket. Hayatımda ilk defa kot ceketim oldu. Her sene isteyip almadığım bir şeydi bu. Mevsimi geçti. Ay sıcak, ay soğuk diye. Yıllardır almıyorum ve dünyanın en güzel kot ceketi falan. Zaten bugün giydim, gördünüz. Böyle beyazlı mavili. Şöyle. Hafif bandırımsı. Arkasında şöyle bir lastiği var. Ben bayıldım ve $39. Yani 40 liraya şunu aldığınızı düşünün. Kimsenin aşağıya 35'i 15'le çarpıp şunun Türk lirası fiyatını yazmasını istemiyorum. Çünkü ben dolar kazanıyorum. Hatta askeri ücretin 1/4'ünü kazanıyorum ve bunları alıyorum. O yüzden lütfen yazmayın. Bu nerede o? Hiçbir şey bulamıyorum. Bu dediğim gibi şu şeyle giymiştim, askılıyla giymiştim. Champion'ı bilenler bilir. Damla Bilic falan giyebiliyor yani. Biz Türkiye'de mümkün değil yani. Bakmıyordum bile. Hayatımda hiç Champion'a bakmadım. Ve bunu ben $25, $21'a düşmüştü, indirimdeydi. Böyle bir tane. Çok güzel şurada logosu falan var. Small bu. Normalde ilk small giyiyorum ama böyle bir tane bol, rahat bir tane olsun dedim. O yüzden aldım. Onu ben aldım. Şeyler bitti. Hediyeler bitti bu arada. Bitmedi. İki tane biker tight var. Onları da onlar aldı. Bulunca buldum. Aa, kot şortları da onlar aldı. Hadi bakayım. İyi bak, ben her şeyi unutmuşum. Bir saniye arkadaşlar. Neyse, şortlara geçeyim hemen. Şöyle iki tane kot şort aldılar bana. Çocuklarla öyle işte hayat bahçesinde oraya buraya giderken falan giymelik diye düşünüp. Yani ne yapabilirim bu kadar düşüncelilerse. Parka marka. Bunlar kaç para? İkisi de $35 bunların. Ben ödemedim. Hediye yine bunlar da. Böyle düğmeleri var şurada. Bu arada biz Florida'ya taşınıyoruz. Söyledim galiba ama. Yani bunlar bile çok fazla. Öleceksin diyorlar yani basacaktan. Bu da böyle aynısının sihir, düğmeleri falan. Her şey aynı. Sonra Adidas tişört. Bu Adidas tişörtü ben aldım. $25 böyle. Daha fiyatını bulamadım da şöyle bir biker tur. Böyle oldu işte. Önceki videoda da şey demişim işte. Kusura bakmayın işte biraz konuşamıyorsan falan diye. Yok yazmış. İşte benim yıllardır orada yaşayan arkadaşlarım bile bunu demiyor. Gitmişsin bir aydır bunu diyorsun. Gerizekalı. Ben demiyorum ki sana Türkçe'yi unuttum. Dilim sürçüyor. İnsanlık hali yani. On demiyorum. Ten diyorum yani. Gidip de komple cümleyi İngilizce konuşuyorum demiyorum ki sana. Çok sinirlendim. Dilim sürçüyor. İnsanlık hali olarak. Onu söylemeye çalışmıştım. Onunla beraber giyerim diye aldım bunu. Bu $25 mıydı? Yani şöyle $25'a bir Adidas tişört alabiliyorsunuz burada. 25 birim. Tamam mı? 15'e çarpmıyoruz.
Ay. Bunların fiyatlarını bulamadım, bulunca söyleyeceğim. Neyse, ben bulduğumu gösteriyorum arkadaşlar. Şu Tuka Forever 21'dan. Kaç paraydı bu? 5 dolar. Çok tatlı bence. Maske falan yaparken takmalık. Bu sabah taktım, gördünüz zaten. Şeyi fırlatma. Bunu dün aldım, şu pijama takımını. O yüzden keşke dün de video çekseydim ama hiç aklıma gelmedi. Makyaj malzemelerinin fiyatlarını falan görmeniz lazımdı. Şöyle bir tane pamuk, inanılmaz kaliteli, yumuşacık bir pijama takımı aldım. 21 dolar ikisi toplam. Şöyle. Şurası. Dün giydim de bunları. O yüzden. Şöyle. Normal klasik ama ya inanılmaz yumuşak. Bunun hatırlar mısınız önceki videomda bilmiyorum. Siyah satenini almıştım. Denemiştim hatta üstümde. Yani bunu görseydim direkt bunu alırdım. Niye saten? Satenden hiç hoşlanmam çünkü. Bu da böyle bir bilgi. Heh. Direkt elime geldi bak. Şöyle bir elbise aldım, şortlu. Çocuklarla falan kolay olur giyinmesi, şortlu çünkü. Etek giymeyi zaten sevmiyorum. Böyle bir tane normal mavi. Tulum aslında. Elbise değil. Bu da 25 dolar yine Forever 21'dan. Small beden aldım ben. Ya small ya small oluyorum zaten. Bunları anlamadım ben zaten. Neyse konuşmayacağım. İki small beden çocuk reyonunda duruyor arkadaşlar. Bazen gururum kırılabiliyor. Böyle oluyor işte, duraksayarak konuşuyorum. Bundan bahsetmiştim. Neyse, şöyle bir elbisem var, kombin gelsin. Burada Easter var biliyorsunuz, bayramdı. Herkes giyinince ben dedim bir şeyler alayım, giyineyim. Böyle bir tane tatlış beyaz bir elbise almıştım. Bayağı da beğendim ben açıkçası, çok tatlı bir elbise. Bu 38 dolardı. Bunu dün aldım Target'tan. Bu arada gecelik de Target'tan. Bunu dün aldım. Hep böyle kareli pijama olsun istemişimdir. Bunu 8 dolara aldım, indirime girmişti. Harika. Dün denedim bunun üstünde de, o yüzden etiketi yok. Sonra bu mayayı da ben almadım. Üstümde görebilirsiniz falan diyormuşum. Neyse, şaka. Şöyle bir mayo. Bunu da ben almadım, onlar aldı. 51 dolar, 52 dolar yine. Bunların bir de evinde havuzu var. Bunların ayıp mı oluyor acaba bunların? Yanında kaldığım ailenin havuzu var tam şu an karşımda. Çocukların falan başına durmam gerekebiliyor bazen havuzun başında falan, etkinlik metkinlik derken. Bayağı onun için bana mayo aldılar. Çok güzel ama. Şurada göbek açık böyle, tam benlik. Bunu da ben almadım, onlar aldı. Sonra şampiyon tişört buradaymış. Şöyle bir tane şampiyon tişört aldım. Alabiliyorum diye aldım sırf yoksa. Başka hiçbir sebebi yok yani, siyah tişört var yani bende böyle. Alabiliyorum diye aldım. Ne yapayım, görmedik yani. 25 dolardı da. Git bakayım. Sonra başka. Bu ne, altma gibi. Heh, geldik bunlara. Bunları ben ödemedim. Şu biker şortlar. Mükemmel duruyor işte. Aa, bunun da kombini var. Hemen gelsin. Geldi. Edit'te kendime iş çıkarıyorum. Neden olmasın. Böyle bir biker şort. Uzun tişörtlerle ben çok beğeniyorum. Bir de böyle sneaker. Bunlar 16 dolar. Ben ödemedim. Bu da diğer olacak. Aynen. Bu da siyahı aynısının. Şurası farklı geliyormuş. Sonradan fark ettim ama artık çok geç. Bu da böyle. Bu da aynı para olması lazım. Nerede param? Yazmıyor. Aynı para ama yani. Öyle karar verdim şimdilik. Sonra bu da Forever 21'dan bir gecelik. Aa, Adidas tight buldum. Dur bekle. Bu da Adidas tight'ın parası. 45 dolar. Çok İnanılmaz güzel sarıyor vücudu. Ben inanılmaz beğendim. Ya spor için bunlar ama ben böyle giyiniyorum yani. Günlük hayatım benim böyle geçiyor. O yüzden aldım. Ama spora da başlayacağım yakında. Artık video çekelim. Bu 45 dolar ama indirimleri 41'e mi 40'a mı ne aldım. Çok indirim olmuş, 4 dolar. Boğazım kurudu, keşke suyumu getirseydim. Bu ne? Forever 21. Heh, bu gecelik. Normal küçük tatlı kendi kız. Geceliği. Hiç böyle elbiseli geceliğim yoktu, dedim alayım. Ucuzdu bir de. 15 dolar. 15 birim olarak bakarsanız. Ki öyle bakmalıyız. Bir daha söylemişim. Çarpmayın ne olur. Moralimi bozmayın dedim. 15 dolar. Bunu medium aldım. Bol olsun diye. Sonra bugün bunları aldım. Ben buna şey sandım. Bir alana bir... Şimdi yani bir alana bir bedava sandım. Ama bir alınca bir diğeri %50 indirilmiş ki yine iyi oldu. Gerçekten çorabım hiç yoktu. Ben biraz gerizekalı, paranoyak olduğum için bavullarım 23 kilo geçecek diye travma geçiriyordum buraya gelirken.
O yüzden yanıma hiçbir şey almadım ve bavulum 10 kilo çıktı. Diğeri de 16 kilo çıktı. 23-23 hakkım vardı. Öyle çorap bile getirmemiştim yani yanımda. O yüzden çorap aldım. Yani bu 12 dolar, bu 6 dolar. Kaç çift var? 20 çift çorabım oldu. Ömür boyu da almam artık herhalde. Bunu Target'tan aldım. Kaç dolardı bu ya? Bulacağım fiyatını. Ama sanırım 8 dolar falandı. Şöyle normal tatlı çoraplardan evde giymelik. Ayağımdaki de şu an o siyah. Çok da önemli bir detay değil ama. Böyle beyaz, bir de toprak renkleri var. Sırf tatlı geldi gözüme. Yağlı olmasın olayı 8 dolar diye hatırlıyorum. Bulacağım ama şimdi şeyi. Fişini bulacağım. Bulmak zorundayım. Lazım. Aa, bunu bugün aldım. Kaç para bu? Şöyle Levi's bir tane dedim. Tişörtüm olmasın mı kotlarla? American Girl moduna gireriz dedim yani. Bu 26 dolar. Bu arada ben bunu ve o iki çift çorabı toplam 77 dolara aldım. Bana indirim yaptı. Normalde 110 dolar falan tutmuştu. Bu böyle tıkır tıkır tıkır. Kadın çok tatlıydı zaten. 77 dolara düştü hepsi. Böyle. Yani Levi's tişört, Levi's hırka ve kaç adet? 20 adet çorabı 77'ye aldım. 77 birim. Böyle çok güzel. Normal fiyatı 26,5 indirimsiz. O da okey yani. Çok güzel, bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Sonra şu üstümdeki yeni offline miydi bunun markası? Aynen. Siyah crop. Bu 35 dolardı ama %40 indirim vardı. Vallahi yapın indiriminizi kafanızda. Büyük ihtimal 24 falan mı yapıyor? Öyle bir şey. Bu da tıpatıp aynısı. Rengi farklı. Bu da aynı para. Aynı minyon. Bu da 35 dolar ama %40 indirim vardı. Şimdi Target fişini bulmam lazım hemen. Buradaymış. Çok kolay oldu. Değil mi? Çoraplar 9 dolarmış. 8 değil. Aaa. Bulut geldi. Nasıl karardı abi? Pijama seti 21, doğru. Aa, 5 dolar indirim olmuş, 18 dolara almışım. O yüzden o kadar düştü o. O gecelik takımda 18 dolar almışım. Heh, gelelim beauty'lere. Şunu Türkiye'de bilenler bilir, ben en son bıraktığımda 150 lira falandı. Azteklilerin şeyi, kil maskesi. 9.90 aldım ben bunu. 10 dolar yani, 10 lira. 10 milyon. 10 milyon demeyi çok severim, bilenler bilir. Sonra hayatımda hiçbir zaman böyle bir krem kendimi hak etmiş hissetmediğim için kendime hiç böyle bir krem almamıştım. Böyle bir tane krem aldım kendime. Tam bu yaşların kremi değil mi? Allah. Bu da 9 dolardı. L'Oreal'in. Kolajen Moisture Filler. Daily Moisture Filler. Böyle bir şey. Günlük nemlendirici. Başka şunu aldım. Ama beğenmedim. Ay damlamış. Saçımı yağlandırdı. Ya da ben çok aldım bilmiyorum. Kaç parasın sen? 7 dolar bu da. Son Allah. Bacak peelingi falan aldım. Onların da fotoğrafına koyayım. Islaktı, getiremedim. Bayılıyorum onlara. Türkiye'de varsa bak gerçekten alın. Çok güzel kokuyorlar ve çok güzeller. Bacak peelingi o da 9 dolarmış. Sephora'dan açtım da kutuları duruyor hala. The Ordinary markasını bilirsiniz. Çok klasik hyaluronik asitiyle normal gerçek asitini aldım. Dün kullandım ilk defa bunu. Şu kan rengi olan, meşhur olan. Salise bak. Allah çarpsın abartıyorsam. Sürdüm ve yıkadım. Hayatımda bu kadar canım değişik bir şekilde yanmamıştı. Değişik bir can yanmasıydı gerçekten. Hyaluronik asit olan 7,5 dolar. Diğer kırmızı gerçek asit olan da 8 dolar. Sonra böyle Benefit'in mini şeylerini aldım. Kaş jelini, rimelini. Burada yaptığım tek makyaj bu oldu. Vaktim yok gerçekten. Ki normalde de böyle yapıyordum. Bilenler bilir. Ama sandığımdan biraz fazla minilerdi ve diğer boylarıyla aralarında çok para farkı yoktu. Pişman oldum biraz minilerini aldığıma ama olsun, ilk defa deniyorum sonuçta. Ki bu göz altına akıyor. O yüzden belki başka bir şey denerim. Bunlar da Benefit bu arada bunlar. Bilenler bilir. Kaş jeli olan şu 14 dolar. Şeyde rimelde 17 dolar ki büyükleri de 20 falan diye. Biraz salaklık yaptım. Hayatımın ilk Sephora alışverişiydi. Biraz gözüm bir şey oldu böyle. Karıştı yani. Öyle bu kadarcık. Sanırım bitti. Aslında Victoria'dan da bir şeyler aldım. Ama temayı bilenler neden göstermediğimi anlayacaklar. Ama 3 alt, bir üstte
Bu değil. Bu hiç değil. 3 alt bir üstte $83 verdim. Lazımdı. İhtiyacım vardı. $83 aslında kulağa şey geliyor, ucuz geliyor. 83 birime Türkiye'de ne alabilirsin Victoria's'dan yani? 3-4 parça Victoria's'dan gibi bir şey al 83 liraya. Ama burada bir şeylere alışınca ne ucuz ne fazla diyorsun ki burası pahalı. Çünkü buradan aldığın $16'lık şeyi Calvin Klein'den gidip de $10 alabiliyorsun. Bu yüzden fark burada. Bir de fark şu, ulaşılabilirlik. Ben nerede giymişim? Levi's'tır, Champion'dır, odur budur. Ama işte ulaşabiliyorum şu an ve 1/4'ünü alıyorum asgari ücreti. Böyle düşünmek lazım. Buna da işte refah düzeyi deniyor. Aynı şey market alışverişinde de geçerli. Yok, niye işte kıyafetle bir şey yapıyorsun falan demeyin bana. Market alışverişinde de aynısı geçerli. Çok Allah'ım. Bize de nasip etsin, bizim ülkemize de nasip etsin. Ben de isterim. Üstündekini unuttum kız. Bu bir de. Bu da kaça düşmüştü gösterdim gerçi size ama. 60 liradan 39 lira diyorum abi. $32 düşmüş. Daha da düşürdü kadın benim için. $10 falan düşürdü galiba kadın ekstra benden. Sanırım bu kadar. İnşallah bir şey yapmamışımdır. Sonra üzülüyorum çünkü. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Shein'den alışveriş yaptım dediğim gibi. O da büyük ihtimal 1-2 haftaya gelecek ki o zamana kadar bilmiyorum. Başka bir şeyler de alabilirim. Belli olmaz bana. Alırsam kesinlikle video çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz de istiyorsanız hoşunuza gittiyse. Videoyu beğenip yorum yapıp beni takip etmeyi unutmayın. Ne tür videolar istiyorsunuz? Hangi marketi merak ediyorsunuz? Nereyi merak ediyorsunuz? Onlardan bahsedin gideyim çünkü. Yani Türkiye'de altımda araba yoktu. Çok gezemiyordum. Hep evde video çekiyordum ama burada altımda 2 tane araba olduğu için. Hiç sıkıntımız yok artık. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. 15'e çarptığınız yorumları değil. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar.